Bu sezon tam 18 tane transfer yapmış Beşiktaş. Geçen sezon bu sayı 12. İki sezonda 30 tane oyuncu almışsın. 3 tane oyuncu satabilmişsin. Borç artmayacak da ne olacak? Hırvat'tan hocası Dalic biz 3 milyonuz, siz 80 milyon biz sizden daha fazla futbolcu çıkartıyoruz bunu düşünün dedi. Şimdi bizim kaç tane hocamız bunu düşünüyordur? Asıl mesele bu. Biz yerel ve günlük başarılara hapsolmuş bir topluluğuz. Hocaların büyük bir kısmı ne yazık ki şu kulüp hocayı kovsa da yerine ben geçsem kafasında. Jorge Brezilya milli takımında övgüler yağdırması artık biraz can sıkıyor. O zaman başkan Ali Koç da Lövle kim çalışmak istemez? Guardiola ile kim çalışmak istemez diye açıklama yapsın. Zannediyorum için Galatasaray 5 milyon euro fazla verse ne olur? vermesi bu Galatasaray'ı ilgilendir. Galatasaray'ın iç sorunu. Zaten Galatasaray bu konularda şey gibi abi. Giyotin var biliyorsun onların divan <laughs> kurulunda. Bir de kafa kesiyorlar. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Direkt milli takımla başlayalım istersen başlayalım. programımıza. Ermenistan galibiyetinin ardından Hırvatistan'a mağlup olduk. Beklenen bir mağlubiyet. Beklenen bir mağlubiyet. 2-0'lık mağlubiyet. Nasıl yorumlarsın karşılaşmayı? Güçlü bir rakibe karşı çok cesur bir oyunla sahaya çıktık. Çok cesur bir baskı yaptık. Bence biraz kumardı. E, çünkü bu kadar önde baskı yaparsan bir şekilde arkaya yakalanırsın. Yani arkada yakalandığın zaman da bu tip takımlara karşı e, çok fazla çözüm üretmek zordur. Hırvatistan da bunu yaptı. E, çok kaçırdık. Doğru. Çok şut çektik, çok pozisyona girdik. Çok e, sert bir ön alan baskısı yaptık ilk 15 evet. dakika. Bayağı fırtına gibi oynadık. İyi pozisyonlar bulduk. Orada tabii beceri sorunu ortaya çıktı. Yani tam bir bitiricimiz olsa belki orada veya kalecileri biraz daha ortamın bir kaleci olsa eee evet. skor 1-0 0 olabilirdi. Ancak bu bir riskti. Yani bizim oyunumuz normal şartlarda maç öncesinde planlamalarda hep kafalarda şu vardır. Hırvatistan'a bırakırsın topu. Çünkü evet. Hırvatistan yaklaşık 100 yıldır final falan oynuyor. Final, yarı final falan yapıyor. Evet. Ee, ama çok cesur başladık. Güzel, keyifli. Hani baştan herkesin hoşuna gitti 15 dakika. Golde baktın mı pozisyona? 4'e 400. Evet. İkinci golde baktın mı? Benim savunma yerlerine söyleyeceğim birkaç bir şey var zaten. Evet. Önce sen yorumunu Şimdi yap abi. Şimdi Hırvatistan'a karşı 4'e 4 yakalanıyorsan, e, ikinci golde 5'e 4 yakalanıyorsan, ki bunların da fotoğrafları var işte gördüğünüz gibi... E, Şimdi sen bu kadar cesur oynayamazsın ki. Bu biraz da işte kendini bilmekle ilgili. Keyifli midir? Keyifli. Yani atsa bir tane belki haklı olabilirdi. Ama sonuç itibariyle çok cesur bir e, oyunla çıktık. Çok büyük risk aldı bence Kunz ve iyi oynadık. Doğru ama ilk 15 dakika sonunda e, neticede rakipte daha fazla becerili oyuncu var. Rakibin pozisyon bulduğu zaman atma ihtimali daha yüksek ve bunları yaşadık. E, benim Kunz ile ilgili beklentim zaten yazdım bunda. Bu tip maçlarda bir taktiksel diha göstermesi değil. Neticede Almanya milli takımının altyapılarına bakıyordu bu adam. Ve burada da bir sistem kurması. O 19, o 17 doğru sistemi kurabilmesiydi. E, çünkü zaten kariyerinde böyle bir taktik zeka, taktiksel çözümler, çok büyük maçlar falan yok. Evet. E, tarihinde herhalde kariyerinde bir Bundesliga'sı zaten yok. Hep böyle alt liglerde, 3. Evet. 4. Evet. liglerde zaten müdürlük yaptı. Evet. Kulüp müdürlüğü yaptı ki Müdürlük de çok sıkıcı iştir yani. Hakikaten müdürlük yapması da zor. <laughs> müdürlük... Nereden biliyorsun abi? <laughs> biliyorum ben de biliyorum. Şöyle kulüp müdürlüğü işte başkan yardımcılığı futbol direktörlüğü yani sahnesine çıkıp da çok iyi bir taktik falan hiçbir zaman olmamış yani. Öyle evet. bir şey yapmamış. O yüzden de benim zaten Kuntuz'dan böyle bir ya Hırvatistan'a bir taktiksel bir şey yapsın da öyle bir beklentim yok. Benim beklentim bir sistem kurabilmesi. Yeni bir oyun kurabilmesi, yeni bir oyun felsefesi yerleştirmesi, altyapılarla birleştirmesi, üst yapıyı falan e, e bunların hiçbirisi de olmuyor. Evet. Böyle bir ışık da göremiyoruz. Yani ne çağrılan oyuncu havuzuyla ilgili böyle bir ışık var ne e, maçların oyun kültürü ile ilgili böyle bir birleşme görebiliyoruz. Onların hepsi sıkıntı. Ama milli takımı da Türk futbolundan bağımsız düşünmemek lazım. Yani evet. Türk futbolu nerede ki milli takım çok iyi olsun o da ayrı bir Tartışma sorusu. Bu kadar sorunlu bir futbolumuz var. Ee, basın toplantısı öncesinde futbol falan konuşamıyoruz abi. Abdülkerim'in başı ağrımış. Evet. Oruçlu oyuncuyu kadroyu aldınız mı almadınız mı? Biz bunları konuşuyoruz. Yani saha içine bile yönelemiyoruz. O yüzden futbol odaklı değil başarı veya başarısızlık odaklı bir e, futbol ülkesiyiz biz. Hı hı. Ve tabii futbol ülkesi de değiliz de o ayrı futbol ortamımız var diyelim. Hı hı. Ee, başarılı olursan ee, kralsın seni omuzları alıyorlar başarısız olursan yerin dibine sokuyorlar. Ee, zor bir futbol ülkesi. Zaten bu hikayeyi de Hırvat'tan hocası Dalic yüzümüze tokat gibi vurdu değil mi? Evet. Saha içinde çok kısa Gel bir, dön, bir şey dön, söyleyeyim, dön söyleyeyim sağa abi. Ee, ondan sonra o açıklamaları da zaten değerlendireceğim. Ondan sonra o sorunun da e soruyu da pek anlamadığımı da söyleyeceğim. Çünkü Hırvatistan hala yıldız çıkartmaya devam ediyor hmm. bu arada. Evet. Şimdi abi baktığımızda bizim A Takım'ın en güvendiğimiz yeri, en övündüğümüz yeri Çağlar Meriç ikilisiydi. Hı hı. Çünkü dünkü maça geçmişte. Geçmişte. Hı hı. Şimdi Çağlar Meriç ikilisi hatta stoper attı. stoper havuzu deyip 3-4 maçta zaten SOS veriyor. Yani e, Ermenistan maçında da yaptı. Ermenistan maçında da dün hı hı. ceza sahası içinde 10 saniye topla ayağında bekledi ilk golde adam. Sağda oynayan adam. E, yani, çok ceza sahası çok rahat top. Çok rahat hareket ediyorlar. Topa sahip oldular evet. Ve ikinci golde de Merih koşmayı bıraktı. Ve ikisi de yedek uzun süredir. Evet koşmayı bıraktı Hı -hı. ve Kovacic koşuya devam ederek golü attı. Yani ben Kurtz'u çok eleştiriyorum. Kurtz'un zaten milli takımda olmaması gerektiğini söylüyorum. Ama dünkü maç üzerinde yani Kurtz'un... Ama onları da... oynatmamak da hocanın görevi. Çağlar'la Merih'e. Yani i̇yi değilse oynatmayacaksın. Yani bence Çağlar'la Merih'te zaten bir belli ki top oynamamanın verdiği bir gerileme var. Evet. İkisini birden sahaya atmak çok riskli iş. Ya şimdi baktığımızda dediğin gibi Dünya Kupası'nın en iyi iki kalecisinden biri olan Livakovic'i çıkar. Hı -hı. X bir kaleciyi koy oraya. Maç böyle bitmezdi abi. Maç böyle bitmezdi ama maçın ilk 15 dakika golü attıktan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Yani başka bir senaryo yaşanacaktı büyük bir ihtimalle. Tabii. O yüzden de maç böyle bitmeyebilirdi. Ee, ama stoper hattındaki düşünceni kanıtlıyorum. Yine hocaya yazar. Oynatmayacaksın o zaman. Ve başka yok. Ya yok Abdülkerim gitti. O zaman doktoru değiştireceksin abi. Baş demek yok. Çok ciddi bir baş yokmuş oynadığına göre. Ya işte orada çok sağlıklı olmayan... Tayyip oynası sakat. Çok sağlıklı olmayan durumlar var. Şeye baktığımız zaman işte Hırvatlan Hoca'sına baktığımız zaman da hani 3,5 milyonuz siz 80 milyonsunuz. Biz sizden daha fazla futbolcu çıkartıyoruz. Bunu kendinize sorun dedi. bunu kaç bizim kaç tane hocamız düşünüyordur bunu sence? Bizim hocamızın Bizim hocalarımızın çoğunluğunun yerel kendi gündemleri nedir? Ben sana söyleyeyim. Şu Eyüp Spor hocasını gönderse de gezsek <laughs> Eyüp'ün başkanı zengin falan. Veya işte kim var so, başka? ya şu, Spor. Bak ben sana söyleyeyim. Montela, şu an bir kaybetse düşmüş maç üstüne. Adana'nın Adana durumu iyi. Ben bir Adana'ya. <laughs> Biz ne yazık ki buyuz. Bizim kaç tane hocamız bunun üzerine. Benim son yıllarda bir tek Samet Ayvay'ı biliyorum. Bir dosya yazılıp TFF'ye gönderdi. Genç takımlar şöyle olsun falan diye. Evet. Kaç tane hocamız İlla arada vardı da çoğunluktan bahsediyorum. Bunlara kafa yoruyordur. Oyuncu yetiştirmeye neden az oyuncu yetişiyor? Neden takımlarımız istediği gibi gitmiyor? Bizde işte İbrahim Üzümlaz ne diyor? Hafta içinde adam gitmiş diyor. Başkanla görüşmüş diyor Aha, ben takım başındayken. Bir halletmiş mi İbrahim Üzümlaz olarak? <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi, şimdi bu ortamda adamların bir de işin garibi hocayı bir de hocayı eleştirmişler bir de işin garibi sosyal medyada. Hırvattan hocasına. Yani şey Niye? eleştirisi var. İşte Çin'de 3 milyar, 2 milyarda Çin var. Onlar da topçu çıkartamıyor falan. Böyle nüfus kıyaslaması yapmış. Adam orada başka bir şey anlatıyor. Adam orada nasıl bir sistem olduğunu anlatıyor. Ve bizde nasıl bir sistem olmadığını anlatıyor daha doğrusu. Ee, ve buradaki bence en büyük sorulacak soru. Bu adam bunun üzerine yani adam şunu düşünmüş. Biz 3 milyonuz, Türkiye 80 milyon. Biz şunu çıkartıyoruz, Türkiye çıkartmıyor. Adam bunun üzerine düşünmüş evet. ve bizi bize bir şey anlatıyor adam. Bizim işte ben de diyorum ki bizim kaç tane hocamız bunlara kafayı takıyor. Bu bir soru işareti. E bunun dışında bir çok ciddi bir futbol kültürü farkı var tabii ki. Tabii. E, 2008'de Modric 23 yaşında. Onunla top oynayanların bir kısmı yorumcu, bir kısmı hoca oldu, bir kısmı köşesine çekildi, bir kısmı sokaklarda geziyor, kendi mahallesinde dolaşıyor, bir kısmı e, takılıyor, ediyor. Adam hala oynuyor üst düzey. Finallerde falan oynuyor. Yarı finallerde oynuyor. Evet. E, burada şuna bakmak lazım. Bence biraz bu şununla ilgili bizim e, fut Modric bu işe meslek olarak bakıyor. Evet. Modric'in mesleği futbolculuk. Bizim oyuncularımız bu işe para kazanma aracı olarak bakıyor. Ve belli bir paraya ulaştıktan sonra da tamamlıyor. o İnsan. üst düzey oyunu bırakıyor. Evet. Parayı buldum, buldum. Arabayı aldım, aldım. Bodrum'da yazlık var mı? Var. Hanım güzel mi? Güzel. Çocukları da yaptık. Paramız da var. Gayrimenkulümüz de var. Hı. Tamam çok fazla kasmaya gerek yok. Bizim futbolcumuz ne yazık ki böyle bakıyor. Adam orada 37-38 yaşında oynadığı futbolu attığı pası gördün mü ikinci goldeki? Hani evet. tek pas hiç umursamadan hani bizde biliyorsun normalde onu alır, bakar sağa Beklen. sola, iki döner. Başka bir futbol zekası ama aynı zamanda futbol ahlakı çok yüksek ve bu işe meslek olarak bakan bir oyuncudan bahsediyoruz. Balonları da almak kolay değil zaten. Değil yani. değil ama soru şu bizden niye moda çıkmıyor? Ya... Asıl hikaye o. Bence bu biraz... Niye abi Arda Güler diye bağırınca alıyor yani? Niye oynatmıyorlar çocuğu mesela? Ya abi bence bu kadar adamda oynatmıyorsa vardır mı bildikleri deyip Zlat Kudar'ın çıkamasına çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Söylüyorum istedim. bildiklerini de söyleyeyim mi? Ne Arda Güler'in çok yumuşak olması. O... Arda Güler biraz sorunlu olsa, biraz olay çıkartan bir çocuk olsa çoktan oynatırdı herkes. Ya abi ben öyle düşünmüyorum. Ben çok efendi takıldığı için çocuğu böyle kimse hani sesini çıkarmaz diye oynatmıyor. kimse bu... bacağını sıkmaz. Bu kadar yetenekli bir çocuğu oynatamazdık Yapmaz. Tam girdi sahaya gördün mü? Yaptıklarını yine. Kısa sürede. Evet gözü hoş gelen bir oyun oynadı. Yani diğerlerine göre diyorum yani ben evet. şey demiyorum takımı kurtardı demiyorum da bariz bir şey yok mu ortada? Yani diğerleri belli segmentte araba. Evet. Bu başka bir araba. Tabii. Bunu gidince görüyoruz değil Ama mi? belki o arabaya ihtiyacın yoktur. O araba dünyada herkesin ihtiyacı var kardeşim. Yani belki yoktur şey abi bilemezsin yani. yani. Şimdi Hiç baktım, katılmıyorum. Çünkü bu kadar fazla teknik adam denemiyorsa... Bu hmm. kadar fazla teknik adam denemiyor bana bir garip geliyor. Zlatko Jelicić'in çıkmışsın geleceğim abi. Soru 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 tam olarak neydi? Yıldız çıkmıyor mu artık? Hani Yaşlandınız. Yaşlı bir orta sahanız var tarzı bir soru geldi galiba. Yani çünkü bakıyorum. O ötürü. Hırvatistan'da hala bayağı yıldız çıkıyor. Guardiol var. Hı hı. Biliyorsunuz stoperde 100 milyon euroya falan Real Madrid'e gidecek muhtemelen. Hı -hı. 21 yaşında Stanisic var. Sağ bayağı Bayern Münih'in ki O da yakında iyi bir yere transfer yapar yani. Biz Bence çıkartamıyoruz. için dediği gibi yani. Herhalde. Onu tartışmaya gerek yok. <laughs> Buradaki... Arda Güler'e devam etmek istiyor musun? Konusu Yok Arda Ardegü... yani Güler bir yetenek. Sonuç itibariyle yeteneği olduğu için niye oynamadığı tartışılır tabii ki. O evet. işin başka bir konusu ama bizim Modric çıkartamamamız daha doğrusu Modric Modric'in kafasındaki futbol ahlakını kendi oyuncumuza yükleyememiz büyük evet. sıkıntı. Şeyden bahsetmiyorum. Yetenekten bahsediyorum Yetenek zaten çok zor çıkan bir şey. Ama işte bu oyuncu şey demiyor yani balonduru aldım ya artık biraz da yatayım falan veya işte çok büyük para mesela bence Modric zengindir. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> çok uzun yıllardır Real Madrid oynadığı için çok zengindir. Ya bizim yıldızlarımızdan zengindir diye tahmin ediyorum ama <laughs> Modric şey demiyor herhalde ya işte takılayım artık oynamayayım gideyim ufak bir takımda oynayayım. Bizdeki durum çok korkunç. Yani Modric o gün sahadayken Ardon'dan daha ufak. <laughs> Yaş olarak Arda Turan. Bugün Arda Güler var. Diğer Arda'ya geçtik biz şimdi. değişti arada? Adam hala oynuyor. Bunu bir sorgulamak lazım bu tarz oyuncuları. Ee, daha doğrusu oyuncu yeteneği değil bir kez daha söylüyorum, oyuncu futbol ahlakını Aynen. sorgulamak lazım. Ya yani mesleğe bakışını. Eğitim falan dese kardeşim bu adamlar da Hırvatistan üzerinde koçum. Çok e, bu, bu jenerasyon eğitim alabilmiş bir jenerasyon değil biliyorsun. Savaş vardı o dönemde. Evet savaş vardı ama orada da işte Yugoslavya Yugoslavia ekolünün verdiği ne olursa olsun altyapılarda Yugoslav altyapısında çok acayip öğretilen bir şeyler vardı. Yani Hırvatlar'ın zaten enteresan bir futbol e, sistemi var. Biz mesela e, ben Beşiktaş muhabirliği yaparken Bilic'le maç yapmıştık e, kampta. Beşiktaş muhabirleri ve onların ekibi. Bilic'in yanında Yurčević falan vardı. 55-60 yaşında. yaşında ama ortalama hani mesela biz dövdüler bize. <laughs> Biz de ayak yedik bayağı. Zaten hepsi çakı gibi abi hala şöyle, fizik kalitesi. Evet şöyle e, isim şimdi muhabir arkadaşlar, gazeteci arkadaşlar üzülür. İki tanesi bir tanesi 300 dakikada bıraktı. Bir tanesi ayak arka adale attı. Bayağı sakatlandı. E, ben işte ben maç bittiğinde her tarafım şey içinde çürük içinde. Çünkü o dirsek omuz her şey var onlarda. Yani futbolun temel şeylerini çok net çocuk yaşta ezberletiyorlar onlara. Doğru bir sistem olduğu için ve o yüzden de Hani Hırvat kötü Hırvat oyuncu çıkıyor mu? En azından belli bir futbol bilgisi var yani evet. kötü Hırvat oyuncunun bile. Bu bir sistem meselesi. O yüzden de e, tekrardan dönelim Kuntz'a. 15 evet. maç yeterli mi Kuntz istifa demek için? Ne diyorsun? Yani bence yeterli abi. <laughs> ya zaten sıkıntı şurada. Ben de az önce senin uçursun, kaçırsın, acayip taktiksel işler yapsın falan filan. Beklentim yok adamdan. Benim de beklentim ki ilk yani 3 yıl diye bir tweet atmıştım daha sonra o tweeti buldular belli chatler falan ama Türkiye'de 3 yıl kalmak zaten zor. Bu tip adamlar 3 yıl kalırsa belki bir şey yapabilirim yapamazım ama bir sistem kurduğuna ilişkin hiçbir şey göstermiyor. Ee, gelen oyuncu, aldığı oyuncu, oyuncuların gelişimi yani bu 3 yılı bu proje kısmını herkes biraz farklı anlaşılıyor bizim ülkemizde. Öyle proje, proje, proje yok, yok ki. Evet bir ışık vermesi lazım. Mesela Beşiktaş'tan gidelim. Gordon Min verdi o ışığı. Evet. Süleyman dayandı. Samet Aybam'ın takımı verdi o ışığı. Bir ışık hani öyle bir oynarsın ki 3-3 biter, 3-2 biter bastırırsın. Direklerden daha çok iyi oynarsın veya şimdi biz seviyemizi düşürdük biraz. Sıkıntı orada. Ee, berabere kalmışsın. Faro Adaları ile berabere kalmışsın. Ermenistan'ı Garip bir oyunda zar zor yenmişsin. Hırvatistan'a yenilmen gayet normal. Ama bizim çıtamız bu takımların seviyesi değil ki. Tamam bir sürü sorunumuz var. Tamam TFF'si, MK'si sorunlu. Tamam zeminler onu Çok eleştiriyoruz zaten ama bizim seviyemiz de kendimizi dev aynası görmeyelim diyorum ama kendimizi cüce aynası da görmeyelim. Biz çok berbat, bitik bir şey değiliz yani. Faryo San Marino falan değil de sonuç itibariyle. Dün milli takımın 11'ine baktığında bu dediğin TFF'den, zeminlerden etkilenecek hiç kimse yoktu. <laughs> doğru. Çünkü Süper Lig'de oynayan futbolcu yok bizim milli takımımızda zaten. Şanol Güneş neden milli takımdan ayrıldı? <laughs> Avrupa Şampiyonası kötü, takım. Çok kötüydük. Sonucuyduk Avrupa Şampiyonası Doğru. Evet. Ama e, Avrupa Şampiyonası'na gittik. Yani işte evet. Ya, o seviyor, seviye bizim artık bundan sonra seviyemiz şampiyonada iyi olmak olması lazım. Yani Faryo adları beraber kalma olmaması lazım. 96'a katıldık. Evet. 2000'de katıldık evet. Avrupa Şampiyonası'na. 2008'de katıldık, 2016'da katıldık, 2020'de katıldık. Ee, 24 yılda bir de Dünya Kupası var. 24 yılda 5 turnuvaya gitmişiz. Evet. 5 tane büyük turnuvaya. Düzeltiyorum. 6 tane büyük turnuvaya gitmişiz 25 yılda. Çok yüksek değil ama gitmişiz. Yani Lüksemurk değiliz yani onu ya yani evet. o, o seviye değiliz yani. yani. Bir dünya kupasına gidemiyoruz. Gidemiyoruz ama onun dışında gitmişiz. bir şekilde kafayı uzatmışız bir tane dünya kupası var arada. Ee, Kumsun kumsu bence yapılacak en büyük eleştiri. tam bir sistem kurması için zaman gösterelim sabır gösterelim ama seviye buradayken buraya indi bir anda. Abi bir de neyin sistemini kuruyor milli takım da neyin sistemini kuruyor abi. Ya o biraz. Ben onu anlamıyorum. Oyuncu. Doğru oyuncu yetiştirme, doğru oyuncu seçme, seçme kriteri, oyuncu yetiştirme kriteri biraz altyapılarla ilgili, biraz Ümit Milli Takım'la ilgili. E, milli takımı Andol'dan oyuncu alamıyorsun ama Ümit Milli Takım'a ikincilikten bile oyuncu alabilirsin. Yani doğru seçme, doğru oyuncuyu tercih etme falan konusu bir şeyler yapılabilir ama hiçbir şey yapılmıyor. Abi bence... Hiçbir şey yapılmadığını Aa... şuradan gördük. Tonlar gitti. Evet. Ona teklif yapıyorlar, kabul etmiyor. Buna teklif yapıyor. Demek ki hazır değiller. Yani ben şey zannettim, Tonlay Hoca gitti. Ertesi günde imzayı şey gibi bayan Münih gibi yani ertesi günde hazır her şey hazır. Diğer hoca gelecek zannettim abi o, o hayır diyor bu hayır diyor Arda Turan'a gittiler falan o o yüzden bir sistem diyor yok ortada ee, zor konusunda. Abi Şenol Güneş'le yolların ayrılması büyük hataydı hmm. A milli takımda. Şimdi sen demin saydın 5 tane Avrupa Şampiyonası'na gitmişiz tamam ama biz zaten bir turnuva takımı değiliz. Şenol Güneş tarihinde Tüm milli takımı en rahat Avrupa Şampiyonasına götüren teknik direktör, Hı. lider gittik biliyorsun. Evet. şampiyonada olmamış olabilir, şampiyonda ama biz zaten oralarda yani oraların takımı değiliz. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra Hollanda yenildi diye gönderildi, Kurs getirildi. Yani. Ama şimdi... işte biz kötü. Zaten sorun şuradan. Biz kötü gidişatı, ya yani iyi gidişatı, iyi takımı, başarılı takımı herkes yönetiyor Mustafa. Evet. Orayı yönetmek çok basit kötü gidişatı krizi yönetme sorunumuz var bizim. Yani o gün hatırlıyorum ben o dönemi. Hoca çıktı. Şeytanlar düzenler, onlar bunlar diye açıklama yapıyor. Ne şeytani Şeytanı ol Ne oluyor abi? Mesela kriz olduğu zaman da hoca da çekiyor kılıcını, başlıyor sallamaya. Bu, 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 bu krizi düzgün yönetme diye, krizi doğru yönetme diye bir şey bizde yok. Yani, yani da yönetemiyor krizi. Kurs zaten genel iyi durumda yönetemiyor yani hoca. Hoca <laughs> iyi durumu yönetiyor. <laughs> bu Şenol Hoca özelinde değil. Fatih Hoca da öfkeleniyor, öfkeleniyor kızıyor. Hmm. Yani bizde kötü gittiği zaman doğru yönetme, sabır gösteren arkadaşlar, sakin deme bunu diyecek insan sayısı da az. O yüzden de bunlar yaşanıyor. Amir Letakam'ın ee, elinde çok iyi bir kadro var hı. abi. Golcüsü ben yok ya. bence Amir Letakam'ın. Diyor Tosun oynayabilir. Niye illa enes al? Tamam, evet, kabul. Ama Cektos'un da golcü yani. Golcü, golcü. Saf golcü, golcü, golcü biliyorsun. Golcü ama işte bir daha üst düzey bir sanki... Ben daha Avrupa'da oynayan bir golcümüz olsaydı daha iyi. Var Enes Ünal var Avrupa'da atıyor. Türkiye'de atamıyor. Enes Ünal'dan bahsetmiyorum. O tarz değil yani. Bir büyük takımda, iyi bir takımda oynayacak bir golcüden bahsediyorum. Yani var mı aklında öyle biri? İşte yok yok bizde yok öyle bir oyuncu. Ben, ya da Burak Yılmaz geri döndürülmeli. Ayet değil sonuç olarak emeklilik. Burak Yılmaz önemli oyuncu. Bu arada Helveren Art istifa etmiş. Buradan ilgilenenlere duyurulur. Yani adam milli takımın ancak <laughs> e yine ama yine aynı şeyler yaşanır ya. Ben abi şey, Herverena sistem falan uğraşmaz. Biliyorsun Sudağı. Biliyorum. <laughs> Herverena at mı Sergen Yalçın mı? Dün de Rüzgar esdi. Sergen Yalçın Rüzgar esti. Herkes evet. bir taktı. Yani. Çünkü tam onluk değil mi? Sence sence abi önce tam çok onluk, kısa konuşalım. Tam bir. onluk değil mi? Yani. Ya, evet. Kısa kısa çözüm, e, maçlık düşünce, e, pratik çözümler, evet. oyunculara verdiği özgüven vesaire çok hocaya uygun gibi gözüküyor. Evet. Yani bir de o yoğun fikstürü yok. 3 ayda bir. Evet, o yoğun fikstür yok. Bilmem kötü fikir değil. Ama yani Sergen Yalçın gelmesi için Hamit Altın Top'un ayrılması lazım orada. Galiba öyle. Yoksa Hamit Altın Top çünkü yerli tek beğenmiyor. Ayrı, tamam Ayrı ayrılabilir abi. Hamit Altın futbol düşünülemez ve oynanamaz diye bir kural yok. Kaç yıldır bu görevde Hamit Altın Top? Bilmiyorum. 3-4 yıl oldu herhalde. 3-4 yıl. Yani tek başarısı da Şenol Güneş'in Evet. Yani yaşlanan Şenol Güneş'in götürdüğü Avrupa şampiyonası herhalde. Başka bildiğim yok <laughs> ya. Onun başarısı değil tabii ki. Hocanın başarısı. Şenol Hocanın i̇şte başarısı. Yaşlanan Şenol Güneş. Niye yaşlanan diyorsun? E, Hamit Altı Top demişti. Artık devirleri bitti Fatih Terim, Mustafa Deniz, Şenol Güneş diye. Havalimanında TRT Spor ekranları. Devirleri diyor. bitmiş olabilir. <laughs> devirleri bitmesi için arkadan çok başarılı iyi hocaların gelmesi lazım. Yani e, işte bizim kendi içimizden kloplarımız, guardiolarımız falan çıkması lazım ki devirleri bitti diyelim. Ya çok iyi hoca geldi falan. İşte olmuyor öyle. İşte Emre Belözoğlu geldi dedik. Bak şu anda başka bir şey yaşıyoruz. Kötü gidişte ne olduğunu iyi bakmak lazım. Nuri Şahin iki maç kazanıyor. Hoş geldin Klopp diyorlar. Takım bir anda küme düşme hattına gidiyor. Öyle hemen yerine koymayı seviyoruz biz. Ama yerine koymak için önce bir şampiyonluk alacak. Önce bir işte takımını Avrupa'ya götürecek. Önce bir Türkiye Kupası alacak. Az diyor ya önce stadı yapacaksın sonra farklı kız yapacaksın. anlatıyor ya. O öyle abi. O öyle hemen oldu. Ben şey şey karşı çıkmam. Herkesin su çünkü devri bitiyor bu ayakta. Evet. Devirleri bit bitiyor olabilir bu arada. Ama devirlerin bitmesi için de arkadan birilerinin gelip hocam sizin devriniz bitti de lazım. Orada çıkmıyor kimse. Böyle bir hoca modeli şu anda yok. Yani evet. ama Sergen Yalçın denenebilir bir seçenek. Ben Sergen Hoca abi ama Renard da çok yani al beni. Enteresan geliyor. bir hoca da evet. Biliyorsun yani. Nereye yani, Dünya Kupası'na bir, bir şekilde katılıyorlar bir ve şekilde orada bir şey yapıyor. Evet yani acayip bir dün de istifa etmiş. Olabilir deyip milli takım bölümünü kapatalım, kapatalım, istersen abi. Ve geçelim Beşiktaş'a. E. Divan kurulu vardı borcu Divan Çıkatalım kurulu vardı 5.7 değil mi? Evet. 5 milyar 752 milyon borç. Yönetilebilir, yönetilebilir bir borç mu? E, ee, durdurmak çok kolay değil bir borç artışını. Çok Beşiktaş'ın borcu var. Borcun faizi var. Evet. Döviz kuru artıyor. Bir sürü sorun var. Ama gelir gider dengesini Beşiktaş Süleyman Siva'dan sonra kaybetti. Yani Serdar Bilgi ile beraber başlayan borçlanma dönemi. E, Demirören döneminde çılgınca borçlanma ve hiçbir başarı olmaması. Fikret Orman döneminde aynı şekilde yoğun bir artış ama hiç olmazsa araya sığdırılmış iki şampiyonluk ve artı bir stat var. Ahmet Nur Çebi döneminde Ahmet Nur Çebi geldi maaşlar ödenemez diyordu. Yani ödenemez durumda elektrik faturaları falan konuşuluyordu. E, Fikret Orman döneminde de öyleydi. Yani meşhur hatta kızmışlardı yangın ev yanıyor içeri girdi falan diyor, dedi diye kızmışlardı. Ben muhabirdim o zaman. Üç tane aciz kamyonu geldi kulübe. Pırıntıları falan almaya çalışıyorlardı. K kediyi bile götürdü. İsmail abi. İsmail abi haber yapmıştı. Bir kedisini götürüyorlar diye. <laughs> Şimdi e, o zaman da yüzlerce temlikli gelir. Yüzlerce dava. O zaman da çok kötüydü. Yani Beşiktaş'ın bu durumu Ahmet Nur Çebi'ye özgü bir durum değil. 20 yıldır Beşiktaş kötü yönetiliyor ekonomik anlamda. Evet. Ekonomik anlamda kötü yönetildiği için de e, ve 20 yıldır da gideri gelirinden çok daha fazla bir kulüp var ortada. Aslında bütün hikaye bu. E, sadece döviz artıyor o yüzden bizim borcumuz artıyor öyle değil yani. Bu. Geçmişten kalan borç var ama herkese geçmişten borç kalıyor. Süleyman Seba'dan sonra. Şimdi bu sene futbol takımında yapılan harcamalara bakalım. Evet. Hiç inceledin mi? İncelememişsindir. İnceledin mi? Yani az biraz biliyorum tabii ki. 6 milyon Getson, 3 evet. milyon 3.7 Muleka, 2.5 evet. Koli, 3.2 Emre Emrecan 2, 2 milyon, Tayip Tala 1.5, Kerem Atakan 1.2. Evet. 23 milyon euro bonservis bedeli. Evet. Vegors, Maxim, Masuaku, Delali falan filan kiralama bedelleri, kendi maaşları. Redmond, Size, Abuş, Cenk Tosun bedavaya geldiler ama kiralamaları şeyleri var, maaşları var. Evet. Ee, işte Delali 2 milyon alıyor. Evet. Redmond 1.5 alıyor. işte Hacamet 1, e, Size 1.8, Abubakar 3.5. Toplam hesap yaptığında 34-35 milyon euro ediyor. Beşiktaş'ın kadrosu. Evet. Bu 700 milyon eder. 5.700 ya borç. 700'ü bu arkadaşlar zaten oluşturmuş bu sene. Ee, çok büyük bir para tabii ki. Ki bu da tartışılır. Yani Beşiktaş çok harcadı diyebilirsin. Çok az harcadı diyebilirsin. İşte adamları Icardi alıyor dersin. Beşiktaş az harcamış da diyebilirsin. Bu göreceli. Çok veya az olması. Ama sıkıntı bir şey oluşmamasında. Yani şampiyonluk demiyorum bak. En azından bir sistem oluşur. En azından bir oyun oluşur. En azından bir yapmaya çalıştığın bir şey belli olur. Beşiktaş iyi oynamıyor. Ne oynadı da belli değil. Bir futbol alışkanlığı da oluşturamamış vaziyette. 35 milyon euro harcayıp. E Tabii bu büyük bir zayıflık ekonomik evet. anlamda. E, kaç oyuncu aldı Beşiktaş bu sezon? 10'un e, üstünde. 18. 18 transfer yapmış Beşiktaş. 18 ne demek biliyoruz değil mi? İlk 18 derler ya bir takım almış Beşiktaş. Evet. Yani hiç takım olmasa Beşiktaş kulübünde herhangi bir takım, herhangi bir oyuncu yok. Bütün oyuncular gitti sıfır. 18 oyuncu alınmış. Geçen sezon kaç oyuncu var? 12. 12. İki sezonda 30 oyuncu almış Beşiktaş. Kaç oyuncu satmış? 3. 30 oyuncu alıp 3 tane oyuncu satarsan bu borcun artmama ihtimali yok ki. Ve Nasıl artmayacak? Ve işi kötüsü şu 18 oyuncu alınmış bu sezon ve senenin kadrosu hazır değil yani. Ondan bahsediyorum. Bu sezonda bir 15 oyuncu alınacak bu evet. Yani bu, bu zaten zaten bu işin ekonomik anlamda yönetilememe durumunu bu bir bu bir Ahmet Nurçe bir eleştirisi değil. Bu bir sistem eleştirisi. Beşiktaş'ın sistemi çok uzun süredir bu şekilde devam ediyor. Evet. Ee, arada şampiyon olursun. İyi bir jenerasyon yakalayıp ama süreklilik sağlama ihtimali bu şekilde ne yazık Zor. ki yok. Beşiktaş'ın sağlıklı ve mantıklı bir futbol aklına ve futbol kültürüne ihtiyacı var. Evet. Beşiktaş'ın bunu düzgün yapması lazım. Sürekli vites değiştiren her sene farklı tarzda hoca alanı, her sene her hoca farklı. Yani birbirine benzeyen hiçbir hocayı almıyor Beşiktaş. Her hoca farklı kafada. Her hoca farklı oyuncu istiyor. Her hoca farklı oyuncu oynatıyor. Ve her seferinde kadro değişiyor. 15, 10, ya yani bir 18 oyuncu alır mı ya bir takım? Sen normal mi sence 18 oyuncu alması? Yok abi. Şimdi nasıl olacak? Şöyle olacak. 5 yılda bir 6 yılda bir başkan değişecek. Her başkan enkaz devraldık diyecek. Her başkan yeni hoca getirecek. Yeni hoca yeni transfer isteyecek. Böyle böyle borç artacak. Bunun başa çıkamazsın ki. Bu futbolu doğru yönetemezsen kulübü de doğru yönetemezsin. Çünkü futbol bu takımların, bu kulüplerin lokomotifi. Ee, Candaş Tolga Işık bir tweet atmış Hasan Arat'la ilgili aday oluyor diye. Ee, ben de oturdum kendisiyle bir 20 gün önce. Bir yemek yedik. Konuştuk. Evet aday. Hazırlığı da var. Hazırlandığını da söylüyor. Ee, taraftarının ona karşı bir teveccüh olduğu belli. Sosyal medyada Hasan Arat'la ilgili bayağı bir coşku var. Bu da normal bu arada çok eski Beşiktaşlı. Evet. Yani semt, semtin insanı Süleyman Seba tedrisi geçmiş. geçmiş. Sporcu eski basketbolcu Beşiktaşlı evet. basket oynamış. Forması falan duruyor müzede. Beşiktaşlı yani. O yüzden de bir taraftarın ona karşı bir sempatisi olması normal. E, aday olacağını söylüyor ama benim naçizane düşüncem. Kim aday olacaksa bir projesini sunsun artık. Evet. Yani öncesinde Hasan Bey mi olacak? işte seçim olursa tabii seçim olmazsa bunların hiçbirisi olmaz Sonra. da Tevfik Bey'im olacak, Serdar olacak, kim olacaksa olsun bir proje sunması lazım. Bak Galatasaray'a en başından beri emlak projemiz var dediler bizim. Evet. Ve onun üzerine de bir çalışma yapıyorlar ve bayağı da aşama kaydettiler. Yani Beşiktaş'a para kazandıracak bir proje. Beşiktaş'ın futbolunun daha sağlıklı yürütüle, yürütülebileceği bir proje. Ne olursa olsun bir proje, bir de proje şey 6 ay sürmez yani. 8 ay da sürmez doğru adımı getirirsin. O sana doğru ışık verir. Sen de arkasında dururuz. 8 ayda vazgeçemezsin yani. Ve o, o da doğru değil. Ben niye vazgeçildi valeriyenden demiyorum. Keşke 1 milyon euro bütçe belirleyeceklerine 3 milyon euro belirselerdi. Keşke Roger Smith gelseydi. Şu an Benfica'yı görüyorsun. Evet Benfica'yı görüyoruz. Roger Smith gelseydi 8 ayda kimse zaten Roger Smith'e git demezdi. Öyle bir oyunda oynatmazdı Roger Smith. Keşke bunlar yapılsaydı ve burada sakınan para da sakınan para da 2 milyon euro. Ve o da gitti. Evet. Mesela o da gitti yani hani yeni bir teknik direktör getirdiğin evet, için. Evet. Abu Bakar'da sakınan para 1 milyon euro, Hoca'da evet. Sakınlan para 2 milyon euro. Borç 5 milyar 260 milyon TL. Ya manşeti şöyle atabiliyor muyuz abi? Beşiktaş kaz gelecek yerden tavuğu esirgedi. Evet ama çok uzun süredir o tavuğu. Uzun süredir esirgiyor hatta. Evet evet. Yani o... de devam ediyor. Kaz bir türlü gelmiyor. <laughs> ya işte mesela dün hani bunu bu ilk defa burada söylemiş olalım. Ee, Borini ile konuştum. Karagümrükle Beşiktaş anlaşıyor. Hı, hı Makul bir bonservis fiyatına. Çünkü oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Oyuncu gitmek istiyor. 1.7 Beşiktaş'ın teklifi. 2.5 istiyor Borini. Yani pazarlıkları devam ettirmiyorlar. Direkt kapatıyor Beşiktaş. Orada bir orta yol bulunabilir miydi? 2.2'ye bağlanabilir miydi? Borini'ye de değerdi bence. Garanti oyuncu çünkü. İşte burada diyorum ya orada bir şeyi belirlemek lazım. Yani e futbol abi doğru bir akıl tasarruftan üstündür Çünkü doğru akıl sana tasarruf ettirir zaten tasarruf yapacağım diye bu kadarına gerek yok yani hoca da özellikle e, bir proje yapacaksan da işte 8 ayda vazgeçmek falan Şu konuştuğumuz şeyler neticede 18 transfer yaptın seneye de 10 tane falan 12 tane yapacaksın bu böyle devam edecek bu iyi bir e, ekonomik gidişat değil Abi çok e, uzadık hemen Fenerbahçe ve Galatasaray bölümlerini de geçelim istersen. Geçelim. Çok kısa puana da değineyim şu puan mevzusuna. Tamam. Çok kısa bir dakika puanla ilgili de şunu söyleyeyim e, TFF karar veriyor tam verdi evet. hatta video yeni girdiğinde vermiş olacak büyük bir ihtimalle tüm bu kaosun ve tartışmanın sebebi e, herhangi bir şekilde talimatlamada yazmaması Evet. Bu kadar basit ben Beşiktaş'ın istediği olsun Fenerbahçe'nin istemediği olsun Galatasaray'ın istediği olsun falan demiyorum. Çok basit bir durum var UEFA Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde, EuroLeague'de yazı var, yazı. Hı. Yazı. Hani biz aslında yani şeyden beri, e, Göktürk kitabelerinden beri biz yazı yazan bir, yazı yazabiliyoruz biz yani, yazı. O yazı yazacaksın oraya. Yazı yazacaksın oraya. E, ne olduğunu tartışmayacağız. Evet. Çok muhteşem bir futbol ortamımız varmış gibi devamlı bunu tartışıyoruz. Biz de yeni yeni şeyler çıkartıyoruz. Yazı da diyecek ki, küme düşen takım bir felaket nedeniyle ligden düşen takım, ekonomik sebepten dolayı ligden düşen takım şu 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 olur. Çünkü sen Ankara Spor'un maçlarını iptal etmişsin dört tane maçını evet. daha önce. Ama Samsun Spor'un, Elazığ Spor'un etmemişsin. Evet. Şöyle Hatayspor gibi yapmışsın, Gaziantep gibi yapmışsın. Bu TFF'nin alacağı keyfi bir kararla belirlenecek bir şey değil. Bu yazıyla belirlenecek bir şey. Sen yazıyı yazarsın, talimatnameye koyarsın. Arkadaşlar bundan sonra böyle olacak dersin. Bu tartışmada yaşanmaz kimin haklı kimin haksız olduğu çok önemli değil. Bunu ayrıyeten konuşuruz ama e, kanun ve kuralsızlığın sonu kaos getiriyor. Burada da kaos yaşıyoruz. E i̇şte bu da ders olsun. Gitsinler Premier Lig'in anayasasını alıp copy paste evet. yapıp Türk futbol anayasası olarak koysunlar, koysunlar. Yani sonra. E, Fenerbahçe'ye mi geçelim abi? Yesus'un açıklamaları var Portekiz'den Sport TV'ye. Çok sağ artık çok sağlıksız. Bu şeye benzedi ya. E, bilmiyorum bu kadar konuşuruz. Şampiyon da yapabilir mi Fenerbahçe? O da ayrı bir Durum Çünkü Fenerbahçe'nin şansı var. Puan farkı inmiş vaziyette. İki maç. Sual. Evet, Yapabilir mi? Yapabilir. Ama çok sorunlu bir ilişkiye döndü bu ya. ya. Bu bayağı devamlı ayrıldığın ve tekrardan barıştığın sevgili muhabbette döndü. Evet. Bu kadar konuşmaya gerek yok ya. Ama sene başı demiştik bunu. Sus yapar bunu diye. Yani. Yapar da. Bu artık takıma, kulübe, camiye zarar verici bir şey bu. Ya ben artık sıkıldım Brezilya milli takımı övgüsü dinlemekten bu bildiğimiz bir şey. Evet, Brezilya milli takımı dünyanın en büyük milli takımı. Evet tamam. Çok havalı bir iş. Doğru. Çok güzel iş. Neymarlar falan senin öğrencin oluyor. Tamam, çok iyi. Biliyoruz hocam. Tamam anladık. Yani bu, bunun üzerine devamlı sürekli bir muhabbet dönmesi. Sezon sonu şu olacak. sen istedin bir yıllık abi. Bir yıllığı hoca istedi. Evet. Bunun üzerine devamlı sezon sonu ne olacağını bakacağız. Sezon sonu ee, bunu, bunu, konuşmak için mi bir yıllık istedin? Ya bu, artık bu açıklamaları yapma ya. Ya durup durup şey diyor. Real Madrid ve Barcelona dışında <laughs> kim olursa olsun Brezilya bir takımına gider. E yani. E bunu sen bir, bir, yıldır söylüyorsun. Ha bunun, bu, bu garip bir örnekleme ya. Evet. Niye bu örnekleme yapıyor ki? Ben olsam Sayın Ali Koç'un yerinde çıkarım yarın maçtan sonra basit bir şey yaparım stat önünde. Ya hangi, ya hangi başkan olursa olsun derim. Lövü ister derim. İstemez mi Löv'ü her başkan? i̇ster tabii canım. Ya hangi başka olursa olsun işte ne bileyim Roger Smith'i, şeyi, Guardiola'yı falan ister derim. Hoşuna gider mi Jorge Abi sen Çok niye hoşuna. devamlı başka kulüpler üzerinden bir örnekleme veriyorsun? Real Madrid ya bizim bizim bir şeye ihtiyacımız yok ya. Real Madrid Fenerbahçe'den daha büyük kulüptür falan onu duymaya ihtiyacımız yok ki. Bunu zaten biliyoruz. Bu gizli bir bilgi değil yani. Real Madrid e, büyüktür. Bizim bütün 19 tane. bütün kulüplerden büyük zaten yapısı, tarihi, osurusu. Vermedi. Bizim... Büyüktür dünyadan zaten. Evet. Bunu duyma ihtiyar yani bunu bu çok saçma bir yere doğru gidiyor bu iş. O zaman başkan çıksın bu örnekleri versin devamlı. Desin kim ya Lövle çalışmak istemez desin. Ne hisseder Jorge Jesus? İşte Fenerbahçe taraftarı da bunu hissediyordur büyük bir ihtimalle. Çünkü sürekli bir çok iyi takım ya Brezilya'da. Yani harika bir takım. Oraya inanılmaz güzel. Keşke böyle olsa falan. Yani bu, bunu diyemezsin abi sürekli. Bunu de yani bu <laughs> bu doğru bir iletişim şekli değil yani. İşin oynattığı futboldan, şampiyonluktan. Ya Fenerbahçe şampiyon olacaksa asla değil olamayacak ha. Evet. Yani baksana mutsuzluğa yani camiadaki kaossa her hafta bir şey oluyor abi. Yok İstanbul'un havası soğuk. Yok öbür başka türlü şeyler. Yani bunların futbolun keyfini bence gideren şeyler ve biraz daha bu adam hakikaten şeyi anladık da hani neden büyük ligde çalışmadığı konusu vardı ya hep. Neden Premier Lig görmüyor? Evet, evet, neden Bundesliga evet. görmüyor? Desene abi Arsenal'in başındayken. <laughs> Stil'in başındayken desene Brezilya'nın takımı çok güzel falan diye. Müsaade etmezler. Oyuncularla yani. da sürekli niye kavga ettiğini de anlamış olduk. Işte. Birçok ee, şeyi anlattı kendisi. Zaten. Evet bu iyi bir şey değil ya. Bu o, bizim hocaya örnek alın, hoca çok iyi falan dediğimiz dönem. Evet onu diyecek. Biz yanılmışız yani demek ki. Evet. çok iyi bir profesyonellik değil. Geçelim Erdem Timur'un açıklamalarına. Canlar Solga konuk oldu dün. Yani garip bir durum yaşandı. Fenerbahçe'nin teklifini evet çıkarttı masaya koydu abi. Ya Zanyolu olayının bu kadar konuşulması dünyada ya bu bu abi bak bir şey söyleyeceğim ya. Bizde bir bu kadar boş işle uğraşan bir futbol topluluğu olamaz ya. Taraftarlardan da bahsediyorum, herkesten bahsediyorum. Biz kendi gazetecilerden de bahsediyorum. Ya Zanyolu 30 milyon euro işte 15'i bonus, 15'i şey bonuslar gerçek mi? Bonuslar çok hayali bonuslar falan. Abi çok bu, önemli bir şey mi? bu? Bunun Hı. önemi ne? Valla taraftardan ziyade bunu gazeteciler yapıyor ya abi. Gazeteciler yapıyor, taraftarlar da gazlıyor. Bak ee, taraftarlar arasında başarı rekabeti yok. Altyapı rekabeti bizim altyapımız sizinkten daha iyi yok. Yok. E, bizim sağımız sizinkten daha iyi yok. Bizim stadımız sizinkten daha iyi yok. E, sizin aldığınız oyuncu daha pahalı var. Bunun, bunun kavgasını yapıyorlar taraftarlar. Medyada buna çanak tutuyor. Zanyolo 10 be, Zanyolo için Galatasaray 5 milyon euro fazla verse ne olur? Vermesin. Bu Galatasaray'ı ilgilendir. Galatasaray'ın iş sorunu. Zaten Galatasaray bu konularda şey gibi abi. Giyotin var biliyorsun onların divan <laughs> kurulunda. Direkt kafa kesiyorlar. Direkt ya kalma şansın evet. yok. Orada bir gariplik olduğu zaman müdahale ediyor gönderiyor seni. Kimler kimler gitti. Ya adam Adnan Polat oranın bir efsanesiydi. Adam ibra edilmedi. Burak Elmas 6 ayda gitti. Dursun Özbek güven tatileceğim diye seçime gitti adamı bir anda gönderdiler. Ya orası zaten Galatasaray zaten bunun hesabını soran bir camia ve bu konuda da iyiler yani. Evet. Beşiktaş ve Beşiktaş ve Fenerbahçe ve Trabzonspor kusura bakmasın. Evet. Galatasaray başarısı olduğu zaman sopayla falan dalıyorlar Abi yani. Kulüpteki kediyi bile gönderiyorlar. Evet, aynen. Böyle. Orada öyle bir durum var. O yüzden de Zanyolo 5 milyon euro olsa olur, 15 milyon euro olsa olur, 30 milyon. Bunun bu kadar büyütülmesi saçma. Erdem Timur'un bununla ilgili bu kadar detaylı uzun uzun anlatması başka. Yağız tweet atıyor ben özür dilerim falan filan diyor. O oradan ona cevap veriyor. Öbür ne bilmiyorum. Ya o da işte 30 milyon demiş. Yani 30 milyon bonuslar. Hani maliyeti 30 milyon demiş herhalde. Bonuslar da var demiş ama işte bonuslar biraz şey bonuslar. görmüşsünüz. Şampiyonlar Ligi'nde finale kalırsa yeri falan. Hayali hayali. Balon balon olur. Evet, zor, zor balondur alırsa falan. zor <laughs> bonuslar yani. Özle de gerek yok bu arada. Bu konunun bu kadar büyü, büyümesine de gerek yok. Fenerbahçe'nin belgesinin gösterilmesine hiç gerek yok. Ya abi, abi adam da şimdi diyor ki Erdem Timur'a da hak veriyorum. Hı. Çok artık bunaldım bu işlerden. Ve bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım diyor. Adam belgelerini getirmiş. Bakmasın abi sosyal medyaya. Abi bakmasın da romana karıştırdı o <laughs> Fabrizio Romano evet, var ya. O da sosyal gitti <laughs> İşte abi. 30 milyon euro diye tweet attı. Ben aslında, bu bunlar... Bunu gören Fenerbahçe medyası evet. bayram ederek başladı. Niye bayram ediyor mesela bundan? İşte hoşuna gidiyor Fenerbahçe. Mesela, ya artık ya bu bir abi şey abi mesele, oluştu abi biliyorsun. Mesela bu mu yani? Galatasaray'ın 15 milyon euro daha fazla vermesi ne oluyor? Eee verdi. Ya bir de gariptir ki biliyorsun abi, Fenerbahçe medyası oluştu. Galatasaray medyası ve işte. Zaten yani... öyle 3-5 senedir var da bu son 2 senede çok fazla arttı. Ya 15 milyon verdi. Sonuçta bu adam şampiyon yaparsa bunların hiçbirisi konuşulmayacak ki. Aynen öyle. Beşiktaş'ta herkes 1 milyon euro alıyordu. Mario Gomez 5 milyon euro alıyordu. Kimse niye 5 alıyor demedi. Niye? Çok... 30 tane attı değil. 3 tane atsaydı ne olurdu? Çok da Bu işler böyledir ya. Başarı odaklı bizde yani hikaye. Ne anlatıyorsunuz? 30 alsa, 30'a gitsen olur. 15'e gitsen olur. Bu e... adam çıksın şampiyonluk maçında 3-4 tane atsın, 3-4 asist yapsın o son haftalarda. Gol atsın, bitti gitti. E şimdi Fenerbahçe'nin asla teklifi yok zanyolu yoloya diyen Hı -hı. Fenerbahçe muhabirleri. Yani ne yapıyorlar? Mesela, ama mesela şey... ne yapıyorlar şu an abi? Hani ben kulüp e, muhabirliği yapmadım bilmiyorum. Sen Hı. ne yapıyorlar şu an mesela? Asla Zen <laughs> önünden geçmedi diyen... Bilmiyorum kim? Ben Sana... çok artık bakmıyorum Yok sosyal ben olarak. de isim olarak şey yapmıyorum. Genelde. Ya şey yap, öyle yanıltılar der. O yönetici söyledi der. Onun kaçışı kolay muhabir için. Yönetici söyledi der. Kaynağımı açıklayamam der. Bitti gitti. Adam direkt malgeyi çıkarttı ya. Bu arada o da suç muhtemelen. Bilmiyorum onu Fenerbahçe dün gördüm. Ya avukatlar, ya avukatlar falan. falan. <laughs> evet evet onu nasıl verir falan diye. Ee, ya Fenerbahçe ile ilgili çok fazla ben birbirleriyle ilgili konuşmalarını doğru bulmuyorum. Evet. Bu arada yine de her şeye rağmen tebrik ediyorum. Bu ligi bitirtmeyiz konusunda çok da net konuştu. Çok, çok güzel açıklama. Hata yaptım dedi. Tecrübesizlik dedi. Bunlar bizim alışık olduğumuz şeyler değil. Hata yaptım cümlesini çok uzun yıllardır duymuyordum ben. 2-3 kez geri sardım evet. dinledim hata yaptım diyor hakikaten de. Ee, bu iyi bir şey. Hata yaptığını söylemesi, ligi bitirmeyi iyi bir şey değil çünkü. Bunu da bu arada iyi ki dedim diyen binlerce insan var bu arada ama doğru olmadığını en azından farkında. Evet. Ee, yöneticilere tavsiyem sosyal medyayla yaşamasınlar. Sosyal medyayla yaşayan yöneticiler ne yazık ki sıkıntı yaşıyor. Yani denge orada herkes dengesini kaybediyor, şuurunu kaybediyor. Sosyal medya çünkü delirtici bir yer. Sosyal medyaya çok bakarsan normal tepkiler vermezsin. Ben bayağıdır azalttım. Abi az bakan mı vermiyor zaten? Vermiyor yani. Bizim yöneticilerimiz genel olarak vermiyor. Ya ama orada işte diyorum ya <laughs> oradaki, orada şey yapmayacaksın ya. Yani çok fazla oradan etkilenmeyeceksin. Onun üzerine kurgulamayacaksın. Çok büyük işler yapıyorlar onlar. O emlak konusu oluşturduğu kadro. Ya zanyolu onu demiş Fenerbahçe bunu teklif etmiş falan. Çok önemi yok ya bence. Bunları biz kendi kendimize, bunlar bizim yerel dertlerimiz. İşte abi biraz böyle duruma Avrupa'ya baktığın için sen. Avrupa'ya bakmıyorum. Normal bakıyorum ben tamam işte normal bizim için Avrupa yok <laughs> yani. Ya. Böyle gözüküyor yani açık konuşayım sana yani senin dediğinin Hı. aksine bitireceğim açlık sorumuzu ama yani senin dediğinin aksine dün o belgeyi çıkartıp göstermesinden dolayı yani Mutlu olmuştur tabii biliyorum farkındayım. %82'lik bir dilim, 85'lik bir 90, dilim. 90, 90. Ya yani mesela camdan atlayan falan. Çok <laughs> sevinen olmuştur biliyorum tabii. ya biliyorum. Biliyorum. Dün Yağız da özürlemiş. Altına binlerce kahkahalar re yaptığı bilmem yani özür, mesela özürlemek de zaten Millet o yüzden özürlemiyor belki de. Ha. Çünkü özürlediğin anda o oh, re, R, re, re. herkes re <laughs> Abi özürlemek iyi bir şey ya. ya hatanı evet. görüp özürlemek iyi bir şey. Kötü bir şey değil arkadaşlar. Özür en azından özür diliyor diğer muhabir arkadaşlar. Korkmayın arkadaşlar. Özür bir şey olmuyor. Sıkıntı yok. Var mı bekleyeceğim şey? Yok. Var. Ağzına sağlık. Görüşürüz. Eyvallah. Bay bay.